yönetimi üzerine sohbetimizi gerçekleştiriyor olacağız. Her biri birbirinden kıymetli konuklarımı takdim etmek isterim. Doktor Göknur Gündoğan, bağ ürünleri uzmanı ve yazar. Profesör Doktor Sayın Gül Güneş, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı ve 54. dönem Turizm Bakanımız Sayın Bahattin Yücel. Her biriniz hoş geldiniz. Konumuz geniş, zamanımız dar. Dinleyenlerimize oturumun sonunda kısa bir soru cevap bölümü yapmayı planladığımızı belirtip hemen sizlere sorularımı yöneltmek istiyorum. Zoom üzerinden sizlerin konuşmalarını bölmemek için sorularımın kapsamını biraz daha geniş olarak tutuyor olacağım. İzninizle ilk sözü Sayın Hocama vermek isterim, Gül Hocama. Zira öncelikle kavramlara açıklık getirmekte fayda olduğuna inanıyorum. Destinasyon ve turizm ürünler arasındaki farklılıklar nelerdir? Ben de yıllardır farklı turizm alanında, farklı alanlarda deneyime sahip bir turizm profesyoneli olarak sürdürülebilir destinasyon yönetimini çoğunlukla ekonomik yönüyle ele aldığımıza inanıyorum. Ve sizin büyük bir özveriyle Selçuk Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümünü kurduğunuzu biliyorum. Öncelikle bunun için kutluyorum. Emeklerinize sağlık. Yanı sıra UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi görevlerini yürüttünüz. Dolayısıyla konuyu özellikle sosyo-kültürel ve çevresel boyutlarıyla değerlendirmeniz bizler için çok kıymetli olacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle turizmin tanımıyla belki destinasyonu bağdaştırmak çok daha doğru olur. Çünkü yaşadığımız, çalıştığımız yerin dışına geçici seyahatlerimizle aslında başlıyor turizm. Bu seyahatin bir amacı oluyor. Sağlık, kültür, işte inanç, farklı bir kültürü tanıma, tedavi olma gibi amaçlarla destinasyona hareket ediyoruz. Destinasyon burada varış noktamız bizim için. Her ölçekte olabiliyor tabii ki. Yani bir şehir olabilir, bir ülke olabilir, bir kıta olabilir. Ama burada sürdürülebilirlikle eğer konuyu bağdaştırırsak ve turizm ürünleriyle birlikte açıklamaya dikkat edersek, gittiğimiz yerde öncelikle seyahatle birlikte turizm başlıyor. Ve seyahat esnasında sürdürülebilirlikle bağdaştırırsak, tabii ki çevre üzerinde en az etkiyi yaratacak sorumluluk bilinci içerisinde seyahat etmek çok önemli. Bunun yanı sıra çevre sadece doğal unsurlar değil, kültürel unsurlar da çok önemli. Örneğin Kastamonu'ya gidiyoruz ve yerel bir seyahat ajansının aracılığıyla ya da bir yerel firmayla seyahat etmek çok önemli bizim için. Çünkü yerele katkı burada sürdürülebilirliğin temelini oluşturan etmenlerden. Çünkü bir önceki oturumda da izlemiştir sayın dinleyiciler. Orada şuna değinildi. Sürdürülebilirliğin önemli olan üç boyutu içerisinde evet ekonomik sürdürülebilirlik kesinlikle göz ardı edilemez. Bugün geldiğimiz COVID noktasında turizm durma noktasına geldi. Ama biz eğer çevre kaynaklarını koruyamazsak, doğal ve kültürel çevreyi kastediyorum, aynı zamanda sosyal sürdürülebilirliği sağlayamazsak zaten o destinasyonda turizm olmuyor. Destinasyona geldik. Turizmin olabilmesi için Dünya Turizm Örgütü'nün tanımına göre en az bir gece orada konaklamamız gerekecek. Yani burada turizm ürünlerine de belki böylece girebiliriz, turistik ürünler. Çünkü o destinasyonun doğal, tarihi, kültürel kaynakları, yani turistik kaynaklar diyoruz biz bunlara. O kaynaklar bizim aslında o destinasyonu tercih etmemiz için bir neden. Bunların korunması çok önemli. Neden? İlk oturumda da söylendi, bu aslında bir zorunluluk oldu artık. Sadece turizm için değil, gelecek nesillere de aktarmak için. Ve şunu hiçbir şekilde unutmamalıyız. Turizmin tanımında diyor ki, biz şu anda yararlanıyorsak sürdürülebilir turizmde tanımda, gelecek nesillerde bu kaynaklar yararlanma hakkına sahiptirler. Ve şunu unutmayalım, gelecek nesil öyle hemen görebileceğimiz bir nesil değil. Bunu örneklemeyi çok isterim. 93 yaşında bir babam var. Onun şu anda torununun çocuğu var. Onun için gelecek nesil torununun torununun torununu kastettiğimiz durumdur. Ki babamın onu görebilmesi normal şartlarda Allah gecinden versin mümkün değildir. Dolayısıyla bu kadar ileri neslin de o kaynaklardan zarar görmeden yararlanabilme hakkını ellerinden almamalıyız. Destinasyona geldiğimizde de orada bize sunulan konaklama, yiyecek içecek, aktivite etkinlikler, sizlerin rekreasyon bölümünden bahsettiniz. Boş zamanlarımızda o destinasyonda birçok aktivite ve etkinlik yapıyoruz. Yüzüyoruz,
trekking yapıyoruz, doğa sporları yapıyoruz, kamping yapıyoruz. Bunlar hepsi o boş zamanlarında yaptığımız etkinliklerin çevreci ve aynı zamanda kültüre katkı koyacak şekilde olmalı. Sosyal anlamda da o yerel topluma evet ekonomik bir katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda o yerel toplumu ilk oturumda da bahsedildi. Bilinçlenmesi çok önemli. Eğitimi ve bilinçlenmesi. Turistler de bilinçlenecek. Çevre koruma konusunda sorumlu olacaklar. Sorumlu seyahat yapacaklar. Yerel toplum da bilinçlenecek. Yani özetle sürdürülebilirlik aslında turistik kaynaklar açısından da ele aldığımızda, destinasyon açısından da ele aldığımızda gerek çevresel, gerek sosyal, gerek ekonomik boyutuyla aslında bir zorunluluk ve kesinlikle bir turizm türü değil, onu vurgulamak istiyorum bu ilk turda. Bu çok önemli. Genelde öyle algılanıyor maalesef, yanlış bir algıdır. Bugün doğa turisti de çevreye zarar verebilir. Nepal'de Everest'in tepesine tırmanan doğa turistleri, dağcılar orada çöpü bırakarak çevreye zarar verebilirler. Dolayısıyla doğa turizminin de sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilmesi gerekir. Bu bir yönetim yaklaşımıdır, bir anlayıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Babanıza uzun ömürler diliyorum buradan. Ve Sayın Bakanıma geçmek istiyorum. Sayın Bakanım, pandemiyle beraber hayatımızda pek çok şey değişti. Alışkanlıklarımız değişti, davranış biçimlerimiz değişti. Her birimiz de kendi çapımızda farklı zorlu süreçlerden geçiyoruz. Sürdürülebilir destinasyon yönetimi kavramını yerine oturtmaya çalışırken hiç şüphesiz bu öğeleri de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz dünden bugüne ülkemizde ve dünyada turizmin gelişimine farklı perspektiflerden hakimsiniz. Destinasyonu bir turizm ekosistemi olarak düşünürsek, pandemi sonrası avantaja çevirebilmemiz için doğanın binlerce yıldır uyguladığı ekosistemi sürdürülebilir olarak yönettiği model turizm destinasyonlarında etkili olabilir mi? Kuşkusuz olur tabii, o konunun uzmanları daha iyi bilirler. Bu arada herkesi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan da son derece mutluyum. Şunu söylememizde yarar var tabii. İşi uzmanlarına bırakmak daha doğru olacak belki ama pandemi sürecinde benim gözlemleyebildiğim iki tane önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi 25.500 uçak var yolcu taşımasında kullanılan bütün dünyada küresel ölçekte. Bunların şu anda 2/3 çöllerde park edilmiş vaziyette bekliyorlar. Yani talep yok ya da kısıtlamalar nedeniyle bir talep almadıkları için bekliyorlar. Bunun sonucu şu oldu. Atmosferdeki ozon tabakasındaki o delik kapandı. Uçaklar uçmadılar çünkü inanılmaz ölçüde karbondioksit salınımı yapıyorlardı. Uçmadılar. Ama sadece bu uçmamanın 315 milyar dolarlık da bir ekonomik zarar verdiğini görelim. Şeyde yani dengelemek açısından söylüyorum. İkincisi, İstanbul'dakiler bilirler. İlk defa uzun yıllar benim çocukluğumda balık tutmaya giden boğazın kıyılarında irileşmeye başlayan balıklar görüldü. Lüferler görüldü. Demek ki balıkçılar da denize çıkmayınca ya da insanlardaki talep farklılığı yüzünden denizler temizlendi. Denizler temizlenince de balık türleri tekrar bizim boğazda unutmaya çalıştığımız ya da unuttuğumuz balıklar ortaya çıktılar. Bu şu demek, pandemiden bir ders de çıkarabiliriz bu konuda. Tabii şunu da söylememiz gerekiyor. Dünyada nokta atışıyla 10 bin kilometre uzakta düşmanını bir bilgisayar başında yok eden teknoloji, toplam ağırlığı, küresel ölçekteki ağırlığı 4 gram bulmayan bir virüs karşısında yenildi, teslim oldu. Hala bununla ilgili dünyanın en gelişmiş ekonomileri dahi başa çıkamayacaklarını söylüyorlar. Şimdi buradan şu dersleri çıkartarak, bence sürdürülebilirlik aslında hayatın sürekliliğini savunmak ve ona katkıda bulunmak demek. Elbette doğayı kullanıyoruz ve her nefes alıp verdiğimizde salgıladığımız karbondioksit ve tükettiğimiz oksijen dengesi nedeniyle atmosfere kadar yansıyan bir takım olumsuz etkilerde bulunuyoruz ama hayat da bir yandan sürüyor. Yani insan nesli de yaşamını sürdürecek. Bunu yaparken bir denge kurmak lazım. Bu dengeyle ilgili uluslararası ölçüler var, normlar var. Bunları sanıyorum gözetmemiz gerekiyor.
Turizm açısından bir kere bu tarafı var işin. Yani pandemi ve bize bir ders çıkartmış olmalı. Bu arada da görüldü ki insanlar doğa ile iç içe yaşadıkları takdirde bağışıklık sistemleri artıyor. Bağışıklık sistemleri güçlendiği için de hastalıkla mücadele şansı daha fazla oluyor. Ama bunu bir talihsiz nokta olarak görelim. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeğine gelelim. Gerçekten dünyanın böyle dönüm noktaları var. İşte Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var. Bizim bilmediğimiz, çok konuşmadığımız bir buzul çağı var. Bir de 1500'lerde yaşayanların hayatlarını etkileyen, özellikle Akdeniz'i etkileyen bir mini buzul çağı var. Bu doğal değişiklikler nedeniyle çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalmış insanlık. Özellikle bölgede yaşayanlar. Şimdi biz böyle bir evreden geçiyoruz. Bunun ben turizme etkilerinin olumlu olacağını düşünüyorum. Burada sadece destinasyon ve turizm ayrımı yapmamak lazım. Aslında gidilen hedef, alınan destinasyonun turizm ürününün kendisi olduğu ama turizmle ilgili herhangi bir ürün geliştirilmesinin buraya müdahale edilerek yapılmasında doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz açayım isterseniz bunu. Bu şu anlama geliyor. İnsanların kendi kontrol edebildikleri hijyenik ölçüler açısından, kendi kontrol edebildikleri büyüklüklerde boş zamanlarını geçirmek, dinlenmek için vakit ayırmak isteyecekleri ortamları arzulayacakları bir döneme doğru gidiyoruz şu anda. Bu konuda örnek vereyim ben size. Airbnb adlı bir kuruluş vardır biliyorsunuz. Bunlar büyük şehirlerde ev değişimi yöntemiyle insanların kullanmadıkları dönemlerde evlerini pazarlarlardı. Krizle birlikte müthiş onlar da bunalıma girdiler ekonomik anlamda. Fakat sonra birdenbire şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Bizim sayfiye dediğimiz banliyölerde, tatil yörelerindeki evlere, kiralık evlere büyük bir talep çıktı ortaya. Onlar da ürün türünü değiştirdiler ve oraları bu defa kendi portföylerinde pazarlamaya başladılar ve önemli bir açılım da yaptılar, bir sıçrama gösterdiler. Bu şu demek, insanlar kendi kontrol edebildikleri yerlere gidecekler bundan sonra. Burada hijyenik ölçü çok önemli. Ayrıca genel ve toplu yerlerde yemek yemekten, oralarda eğlence yerlerinde hayatı paylaşmaktansa, kendi işlerinde daha küçük gruplarda, hatta mümkünse kendi aile çevrelerinde yaşama dönecekler. Bunun da önemli bir ölçek olarak dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere şunu söylemeliyiz biz, destinasyonun sürdürülebilir olması aslında insanların bunu kabul etmesine, benimsemesine bağlı. O yüzden ben çok ciddi bir şey, değişiklik yaşayacağını görüyorum insanlığın. Bu değişiklik sonucunda da yeni bir takım türler ortaya çıkacak. Tatil, gezi türleri ortaya çıkacak. Ama hepsinden daha önemlisi insanların bu konulardaki bilincinin arttırılması için bu tür etkinliklerin, toplantıların, görüşmelerin yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Sayın Bakım çok teşekkür ediyorum. Yeni tatil türleri, yeni turizm türleri çıkacak derken hemen üçüncü konumuza geçmek istiyorum sevgili Göknur Hanım. Göknur Hanım gerek iletişim gerekse bağcılık alanındaki eğitimini Fransa'da tamamladı. Ve hatta bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Bir Türk kadını olarak birincilikle mezuniyetiniz var biliyorum ki. Ve Fransız basınında da ülkemizin adından söz ettirdiniz. Bunun için kutluyorum. Ben de bir kadın olarak ayrıca gurur duydum. Pandemi sonrasında dünya turizm otoritelerinin yükselen değer olacağına inandıkları öne turizm nedir diye sormak istiyorum size. Öne turistin bölgesel kalkınmaya sunduğu değerleri, ayrıcalıkları nelerdir? Buna vurgu yapabilirsek ve ben mesela şu an size Urla'dan sesleniyorum. Son yıllarda bu bölgedeki, biliyorum siz de Urlalısınız, son yıllarda bu bölgedeki bağların gelişimine baktığımda inanılmaz heyecan duyuyorum. Biliyorum ki gelecekte güzel şeyler olacak, büyük potansiyelimiz var. Sizin bu alanda katkı sunduğunuz kitaplar da var. Bu bağlamda biz dünyada neredeyiz? Sizce bağcılık, turizmi, hikayemiz nasıl şekillendirilmeli? Çok teşekkür ederim öncelikle Seda Hanım güzel sözleriniz için ve bütün ekibe de bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Öne turizm nedir? Ben biraz açıklamaları, bu soruları cevaplarken verilerden yararlanmak istiyorum. Çünkü bazen öne turizm dediğimizde zaten çok yeni yeni duyulan bir kavram ama insanlar böyle bir hayali düşündüğümüzü ya da işte moda olan bir kelimeden bahsettiğimizi düşünüyorlar ama durum çok da öyle değil aslında. Dünyadaki verilerden faydalanmak bu nedenle iyi olabilir gibime geliyor.
Önoturizm tanım olarak karışık, biraz önce Gül Hocam'ın da Bahattin Bey'in de dediği pek çok noktaya aslında dokunan bir tanımı var. Tarım ve çiftlik, agroturizm dediğimiz ailenin önemli bir üyesi aslında önoturizm ve hem kültürel ve gastronomik turizmin buluşma noktasında bulunuyor. Ve bu noktadan yola çıkarak bağ ürünlerinin doğal, tarihi ve beşeri mirasın keşfine yarıyor aslında. Ve içinde hem konaklama, hem doğa aktiviteleri, hem zengin gastronomik deneyimler, hem de doğrudan ve yoğun bir ürün satışı barındırabilen, sürdürülebilir, yüksek katma değerli, butik ve en önemlisi biraz önce Bahattin Bey'in de bahsettiği gibi insani ölçekte bir turizm çeşidi. Çünkü çok büyük kitlelerle hareketler edilmiyor. Çok daha küçük gruplar, çok daha doğal ortamlarda ağırlanıyorlar. Genel olarak böyle bir komple tanım verebiliriz. Önoturizmin ikinci soru olarak siz bölgenin kalkınmasına ne gibi faydaları olabilir diye sormuştunuz. Şöyle bakabiliriz aslında biraz verilerden yola çıkarak yine. 2012 yılından beri çok önemi artmış bir kavram bu. Giderek dünya daha fazla konuşuyor. Örneğin ABD'de, Amerika'da 20 milyon önoturist ağırlıyor. Sadece bağcılık ve bunun yan getirisi olan işte gastronomi turizmi için gelen insan, turist sayısı ve kazanç olarak 20 milyar dolar bir getirisi var Amerika'ya. Özellikle Napa Vadisi ve çevresi Kaliforniya bu konuda ünlüdür, bilir mutlaka turizm uzmanlarımız. Fransa'ya bakalım, Fransa'da 10 milyon önoturist ve yılda 5.2 milyar euro bir kazanç var. İtalya 14 milyon önoturist ağırlıyor ve yaklaşık 3 milyar eurolara dayanan bir getirisi var. Çok daha ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bağcılığı sadece son 20-25 yılda ivme kazanan Avustralya bile 5,5 milyon önoturist ağırlıyor her yıl ve 6 milyar dolara yaklaşan bir kazancı var. Peki bu kadar büyük rakamlar, bu kadar nasıl diyeyim... ekonomiye destek olabilecek rakamlara nasıl ulaşılıyor? Çünkü önoturist farklı bir profil aslında. Bizim bu çok aramızda bahsettiğimiz, konuştuğumuz gezmeyi, görmeyi seven, kültürle ilgilenmeyi seven ve aslında bir yandan da harcamayı seven bir turist tipi. 115 euro bizim ülkemize, Türkiye'mize normal bir kitle turizmiyle gelen turistin hafta sonu bıraktığı rakam, döviz diyelim. İki gece kalıyor, üç gün geçiriyor bir yerde. Bir önoturist, örneğin Trakya Bağ Rotası'ndan ben örnek vermek istiyorum. Yurt dışından da gelebilir bu, yurt içindeki bir turistimiz de olabilir, yerli yabancı. Yaklaşık 920 euro bırakıyor. Arada 8 kat bir fark var. Yani bu veriyle düşünmeye başlamak bile bunun böyle bir hayal rotası olmadığını bize gösterebilir diye düşünüyorum. Hemen bir sonraki nokta, Urla. Yola çıkalım. Trakya Bağ Rotası dedik ama Urla Bağ Yolu ilk kurulan bağ yollarımızdan biri. Ve işin ilginci dünyadaki benzerlerinin aksine bizim yerel girişimcilerimiz, özel girişimcilerimizin çok emeğiyle olan bir oluşum diyelim. Hatta şöyle de ben hemen konuşmadan önce Urla Bağ Yolu'nun bastığı haritayı da buldum kütüphanemden. Çok güzel bir haritaları var. Urla Bağ Yolu yıllar önce Can Bey, Can Ortabaş şöyle bir cümle etmişti ve çok hoşuma gitmişti. Dedi ki, Urla bir gün gelecek, Türkiye'nin Toskana'sı olacak. Ve gerçekten adım adım o geçen 15 senede, bunu belki bir 10-15 yıl önce söylemiş olabilir, bir yerde okumuştum. Urla adım adım o noktaya doğru ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Gül Hocam'ın söylediği gibi gastronomik deneyimiyle, açılan güzel restoranlarla, açılan güzel üretimhanelerle, şaraphanelerle ve konaklama, kaliteli konaklama alanlarıyla. Ardından Trakya Bağ Rotamız var yine aynı şekilde. İç Ege'de yeni bir bağ rotası oluştu. Bütün bu önoturist dediğimiz tipte turistlere, yerli ve yabancı konuklara hitap edebilmek için. Ve şu anda da yeni yeni İç Anadolu'da oluşan oluşumlar var. Böyle isterseniz şimdilik toparlayabilirim. Son soruda da belki dünyadaki yerimiz konuşuruz ama... Peki. Çok teşekkür ediyorum Gökner Hanım. Yani aslında az önce de altını çizdiğimiz gibi çok büyük bir potansiyelimiz var. Sizin gibi genç bir arkadaşımızdan böyle güzel verileri almak inanılmaz kıymetliydi. Dolayısıyla aslında birinci oturumda da sürekli altı çizilen ve hep geldiğimiz noktada düşüncesiz öğrenme boşuna giden bir çaba oluyor. Eğitimle, bilinçlendirmeyle düşünce biçimimizi
değiştirmemiz, dönüştürmemiz, özümsememiz, içselleştirmemiz gerekiyor. Gerçek anlamda sürdürülebilir destinasyon yönetimi sağlamamız ancak bu şekilde olabilecek. Gelecek parlak, hepimiz de toplumun küçük birer parçasıyız. Dolayısıyla hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. Az önce Fevzi Hoca'nın da altını çizdiği gibi ailelerden başlayan bir eğitim sürecinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve turizmde kısa vadeli çözümler yerine aslında altın yumurtlayan tavuğu kesmemek için tek çarenin doğa ve insanlığın aynı zaman diliminde yol aldığı toplum temelli, sorumlu turizm anlayışı ile hareket etmemiz gerekiyor. Sayın Bakanıma söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Bakanım, siz de katılır mısınız? Aslında belki bu kavramları tartışırken üzerine durmamız gereken en önemli olgu bence üretim. Eğer düşünce üretimi, tasarım da bir üretim biçimidir. Ama şimdi bağcılıktan örnek vereyim, aslında ben de sevgili Göknur Gündoğan'ı kutluyorum. Aslında gençlerin bu konuyla ilgilenmeleri ve başarıları beni de çok sevindiriyor ve geleceğe olan umudunu arttırıyor. İnsanların. Şunu söylemek gerekir. Şimdi buradan çok tipik bir örnek veririm. Eğer bağcılık yapacaksanız o bağcılığın kendine özgü üretim koşulları var. Onu sağlamanız gerekir. Bunun içerisinde tabii ki doğaya saygı. Doğayı korumak en başta geleni. Çünkü başka türlü bitki yaşayabileceği, gelişebileceği ortamı sağlayamıyor. Ama aynı zamanda bunu yaparken, bunu gerçekleştirirken oradan da bir şey üretmeniz gerekir. İşte onun adı da belli. O üretimi de İnsanların üretildiği yerde gelip görmeleri, onun başka bileşenleriyle tanışmaları, onları da tadmaları aslında bir üretim zinciri oluşturuyor. Şimdi bunun içerisine konaklamayı koyduğumuz zaman ve çevreleri de, ki özellikle Türkiye bu anlamda dünyanın en zengin antik çağla ilgili kalıntılarının ve özellikle de bağcılık konusunda, şarapçılık konusundaki en gelişmiş bölgesidir dünyanın, ana vatanıdır. İlk çıktığı yerdir. O yüzden bunun da ayrı bir önemi var. Şimdi bunu bir hem tarımsal etkinlik hem de o tarımsal etkinliğin yeni formatlarda pazarlama aracı haline getirilmesi sanıyorum o bölgenin aranabilen ve belli özellikleri nedeniyle tercih edilen destinasyon olmasını sağlayacaktır. Şimdi benim mesela burada aklıma gelen ilk, şimdi konuşurken ona baktım. Bu tabii şuna da yol açıyor. Hem özellikle hem de seçici bir müşteri, seçici bir tüketici kitlesini çeken bir çekim merkezi haline getiriyor destinasyonu. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür girişimlerin farklı da var. Tabii el sanatları var, tekstille ilgili olanı var. Bir de Anadolu topraklarında çok eskiden beri sürdürülmekte olan örnek zeytinyağcılığı. Yani gerçi Filistin topraklarından Anadolu'ya biraz daha sonra gelmiş ama zeytincilik, zeytinyağcılık özellikle çok önemli. Biz bunu maalesef bizden daha sonra yapan ülkelere kaptırdık belki birinciliğimizi ama son dönemde bununla ilgili bir bilinç uyandı insanlarda. Ama hepsinin temelinde üretim var. Eğer üretmeyi hedefe koyarsanız, üretmeyi uluslararası normlara uygun ve gelişen dünya koşullarında teknoloji de kullanarak sürdürülebilir hale getirirseniz hem çevreyi korumuş oluyorsunuz hem ekonomik yarar sağlıyorsunuz. Ama tabii şu ilkeyi de hiç unutmamamız lazım. Ben bunu her yerde çok kullanırım. Seattle'da bir Kızılderili reisinin beyazlara karşı artık yeneceklerini anladığı zaman söylediği bir söz var. Biz, bu topraklar bize miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık sözü. O bilinçle de davranırsak buna ben herkesin sahip çıkacağını sanıyorum. Mesela kırsalda yaşayanlar çevrelerine sahip çıkarlar. O konuda çok ben son zamanlarda daha farklı bilinç görüyorum. O yüzden hem önümüz açık hem de işte tarımsal ürünlerde uygulanan ekonomik politikalardan kaynaklanan bir zorluk var. Aşırı ve ağır vergiler var. Bu üretimi de üreticiyi de tüketiciyi de çok olumsuz etkiliyor. Umarım bu tür konuşmalarla bunların hepsinin çözüm önerilerini de tartışarak bizi yönetenlere kabul ettirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Dediğiniz gibi çok güzel, çok yeni bir nesil geliyor ve Göknur Hanım gibi aslında profesyoneller bizleri de çok daha fazla heyecanlandırıyor. Belki Göknur Hanım burada Sayın Bakanımızın da belirttiği zeytinyağı ürünleri vesaireden yola çıkarak bağcılıkla ilgili bağcılık rotalarında yan ürünlerden bahsedebiliriz kısaca belki Göknur Hanım. Çünkü
Bölge ekonomisine de çok fazla katkısı var bölgesel kalkınmaya. Evet, aslında benim o biraz da dört ana fikir dediğim şey Bahattin Bey'in de konuşmasından yola çıkarak yan ürünler. Yani bunu sadece işte bağlardan gelen birinci, ilk önce önoturizm dediğimizde aklımıza işte şarap turizmi de gelebilir ama hayır. Bizim ülkemiz çok ilginç bir şekilde farklı ürünlerle de bu konuyu besliyor. Şöyle ki pekmez var, kuru üzümümüz var ki dünyada birinciyiz. Pestil var, üzüm pestilimiz var. Bunun dışında üzüm çekirdeği, üzüm çekirdeği yağı ki Antalya Elmalı'da bir üreticimiz şu anda çok akıllıca bir şekilde aynı Bordeaux'da Codeli'nin yaptığı gibi hanımlar bilirler böyle hepimizin severek kullandığı o çok pahalı ve lüks addedilen hatta üzüm çekirdeği yağından yapılan kremlerin ana maddesiyle onlar da çalışmaya başladı ve bunun hem çekirdeğini hem yağını üretmeye başladılar. Dolayısıyla pek çok ürün var yan ürün. Artı sadece bu da değil. Yani Urla örneğinden yola çıkalım. Urla'da geldi bir önoturist, yerleşti tesise, yemeğini yedi, bağları gezdi, tarihini öğrendi. Ki bu dipnotu da yine Bahattin Bey'e teşekkür ediyorum. Türkiye bu işi yani Anadolu toprakları milattan önce 7000'den beri yapıyor. Fransa'ya ise ilk kültür asması bizim Foça'dan, Ege'den, yine bir Egeli olarak şey yapayım, milattan önce 600 yılında gitti. Yani Fransa, şarabın ana vatanı gibi addedilen, bilinen Fransa bizden çok çok binlerce yıl sonra buna sahip oldu. Bu bizim kültürümüzde aslında, bizim topraklarımızın diyelim. Ve yan ürünler diyorduk. Otelinde kaldı, yemeğini yendi, hemen yan tarafta mandırayı gezmek isteyecek. İzmir'le, Ege'yle ilgili işte bir tulum peynirini öğrenmek isteyecek, hop oraya gidecek. Ardından bir enginar festivaline katılmak isteyecek, yerel otları tatmak isteyecek. Dolayısıyla bir network kurularak, ki Gür Hocam da çok şimdi belki onu bahseder ama gastronomi turizmi dediğimiz şeyi de ateşleyen bir gücü var bu networklerin kurulmasının. O yüzden de önoturizm bu noktada farklı bir açılım sağlıyor diyebiliriz. Aslında çok teşekkürler. Ben de otelcilik deneyimi olan biri olarak baktığınızda hep hani diyoruz ya bir dişin çarklısıyız diye. Oradaki yereldeki kişiler bu ürünleri ürettiği zaman örnek veriyorum bir oteldeki ikramların da misafir odasında yapılan ikramların da bu yönde yerele katkı sağlayacak şekilde değiştirilmesi, geliştirilmesi uzun vadede de çok büyük bir hem farkındalık yaratacağına inanıyorum ben pazarlama açısından hem de bütün bunların zaten ekonomik şey hep işin sonucu oluyor. Dolayısıyla iyi bir ürün ortaya koyduğunuz zaman zaten ekonomik döngüsü de oluyor. Burada hemen Gül Hocam'a geçmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki Gül Hocanın özellikle kadınlarla ilgili çalışmaları var. Kadın gücüyle ilgili çalışmaları var. Hazır 8 Mart'ta yaklaşırken buyurunuz hocam. Evet. Şimdi aslında o kadar güzel birbiriyle örtüşüyor ki söylediğimiz konular. Ben çok mutlu oldum. Şöyle bir şey var. Kadınlara da geleceğim ama turizm sadece bir yerde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan tek unsur değil. Yani burada konuştuklarımızın hepsi turizmle bağlantılı, evet. Çünkü biz zaten bu kaynakları koruyamazsak turizm olamaz. Turizmin kaynak temeli önemli. Ama baktığımızda turizmin yanı sıra tarım mesela çok önemli. Şimdi içinde bulunduğumuz hafta yerel tarım üretiminin korunması gerektiği, bunun işte kutlandığı seminerlerde anlatıldığı bir hafta tüm dünya genelinde ki bir sonraki oturumda da Neptün Hanım konuşacak. Dolayısıyla da burada tarım, gittiğimiz yerde mesela yerel bir takım dinamikler varsa onlarla turizmin bütünleşmesi oldukça önemli. Çünkü yerelden sahiplenilmesi gerekiyor açıkçası turizm olayını. Mesela bu Covid sonrasında daha çok doğaya ilgi arttı. Doğal alanlar, o doğal alanların çevresinde yaşayan insanlar, o köylerdeki kişiler, işte gastronomik rotalar da böyle oluşuyor zaten o yerel kültürü tanımak için. Çünkü bundan sonra gelecek aslında deneyim turizminde. Yani gittiğinde insanlar burada değindiğimiz gibi, işte evlerde bir salça şu anda yapabiliyor muyuz? Genellikle hayır. Salça yapımını öğrenmek istiyor ya da mesela elma sirkesi çok faydalı deniyor değil mi? Elma sirkesini biz şu anda evde de yapıyoruz. Yani dolayısıyla bunları bir atölyeye girip yapmak, öğrenmek, yapamıyorsa oradan satın almak, yerele katkı sağlamak, öğrenmek, bilinçlenmek istiyor. Yani aslında onun o biriktirdiği deneyimler zenginliği oluyor o destinasyondan döndüğünde.
Ve bizim turizmde zaten en önem verdiğimiz tanıtım olayı da budur. Yani Nallıhan'da ben çok eğitim verdim. Nallıhan'da çok güzel kadın kooperatiflerinin oluşturduğu. Hatta şurada göstereyim. Mesela bakın iğne oyası bizim yazmalarımızda, yaşmaklarımızda vardır. Yani sürdürülebilirlikte belki turizm buna aracı da olmuştur. Böyle kolye küpe yüzeye aktarılmasa, şu anda halen yaşmaklarda var ve geleneğimizde vardır değil mi? Kız evine işte gönderilir o iğne oyalı yaşmaklar. Erkek evi aynı şekilde çeyiz hazırlar gibi. Yani bunlar bizim geleneklerimiz ve böyle kolye küpe yüzeye dönüştürdüklerinde turizm güzel bir vasıta olarak bu geleneğin yaşatılmasına neden oluyor. Yani bizim nice ev sanatlarımız var. Mesela ipek kozasından işte üretilen ürünler, diğerleri. Bunlar maalesef Çin işi, Japon işi karşısında yeniliyor. Ucuz oldukları için Çin işi, Japon işini tercih ediyor İnsanlar maalesef destinasyona geldiklerinde. Oysa ki yerel ürünlerin tercih edilmesi çok önemli yaşatılabilmesi açısından. Kadınlara gelirsek, yani ben çok istiyorum, sonraki oturumda Neptün Hanım'la tanışmıştım. Çok başarılı sefiri İstar'da da yaptıkları çalışmalar. Şimdi İzmir'e de taşımışlar. Çünkü ilk oturumda konuşuldu, sosyal sorumluluğa çok önem veriliyor. Ve UNDP'nin desteklediği Anadolu Efes'in Gelecek Turizm dediği bir projesinde onlar destek almışlardı. Sefer tası çalışmaları da var. Hani bizim kültürümüzde vardır değil mi? Sefer tasıyla işte yemeğe gideriz, tarlaya, bağ, bahçeye gideriz. Bunlar hepsine geri dönüyoruz biz. Güzel olan bu. Kendi kültürümüzü yaşatmayı bilmek için bir araç. Ve gelelim kadınlar. Kadınlar kırsalda çok fazla eğitim veriyoruz. Nallıhan'da da verdiğim eğitimler gibi. Bunların hepsini gönüllü veriyoruz. Yani biz akademisyenlerin evet teoride mükemmeliz. Ama uygulamanın içine girdiğimizde halktan alabileceğimiz o kadar çok şey var ki ben hayran oluyorum o insanlara. Kadınlar, gençler bizim için çok önemli. Çünkü bir yerde turizmin gelişebilmesi için katılımcı anlayışın benimsenmesi lazım. Yerel halk bizim olmazsa olmazımız. Tabii ki katılımcı anlayış içerisinde birlikte hareket etme kültürü var. İlk oturumda da bu vurgulandı. Ortak hareket etme kültürü. Bakın UNESCO'ya değindik. UNESCO'da bizim doğal kültürel miras listesinde unsurlarımız var. 18 tane. Dünya genelinde çok önemliyiz. Bunlara bakıp gelen turistler var. Burada aynı zamanda somut olmayan kültürel mirasımız var bizim. Bunun içerisinde keşkek var. Ortak bir düğün yemeği. Kadınla erkek bir araya gelip hazırlıyor o keşkeği. Yani dolayısıyla bunların hepsinin gelecek nesillere aktarılması bence bizim için önemli olan nokta. Ve kadınlar da çok güzel kooperatifler kuruyor, dernekler oluşturuyor, evet. Birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla kırsalda kadınları çok önemsememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında doğanın zengin olduğu her yerde kültür de çok zengin oluyor ve kültür birçok şey getiriyor. Biz de ülke olarak çok zengin bir doğa içerisinde bulunuyoruz. Çok şanslıyız bu anlamda. Dolayısıyla aslında tek yapmamız gereken buna sahip çıkmak. Ben küçük küçük notlar almıştım konuşmalarınızdan. Lütfen Gökmür Hanım yanlışsam düzeltin. Dediniz ki Amerika 20 milyon öne turizm turist ağırlıyor ve 20 milyar gelir elde ediyor. Fransa 10 milyon turist 5.2 milyar gelir. Bunlar sadece öne turizmden ve henüz son 20-25 yılda başlayan Avustralya 5.5 milyon 6 milyar turist ve 6 milyar gelir dediniz. Dolayısıyla aslında tek yapmamız gereken gerçekten tek bir vücut olup ilerlemek. Bizim için de çok büyük şey var, fırsatlar var ve bu pandemiyle beraber de herkes evlere kapandıktan sonra Gül hocamızın, Bahattin Bey'in altını çizdiği gibi insanların deneyimi olan açlığı çok daha fazla arttı ve bundan sonraki dönemde yeni şeyler, deneyimlemek isteyecekler. Dolayısıyla biz yeni deneyimler yarattığımız sürece hep önde olarak var olabileceğiz. Ve sürdürülebilir turizm, Sayın Bakanım da hayatın sürekliliğinin savunulması dedi. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz bence güzel bir tanımlama oldu. Hayatımızı hepimiz birey olarak devam ettirebilmek için her alanda düşünce yapımızda sürdürülebilir, düşünce yapımızda yeşil olma yolunda gitmeliyiz diye düşünüyorum. Ve Gül Hocam da sürdürülebilirlik bir turizm türü değildir ki bence bunun altını böyle çize çize
hatırlatmamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir turizm çeşidi değildir. Sayın Bakanım, zamanımız daralıyor. Bu arada sorulara bakıyorum. Gelen soruları ben göremiyorum. Belki bir teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Kusura bakmasınlar canlı yayından dolayı. O yüzden Sayın Bakanıma son bir söz vermek isterim. Aslında bu kavramların tartışılmaya başlanması, şimdi İzmir'de de çok aslında somut bir örnek vermemizi gerektiren bir gelişme oldu. İSFAŞ biliyorsunuz başarılı bir turizm fuarı aslında. Hem sektörün bir araya geldiği hem de eğer pandemi olmasaydı daha bölgesel farklı ürünler nedeniyle çevremizdeki ülkelerin de katılımının sağlanabileceği bir etkinliğe dönüşecekti. Olmadı maalesef. Fakat şimdi bugün bu fuar etkinliğini bakın hepimiz farklı yerlerde, kilometreler, yüzlerce kilometre uzakta ama aynı ortamda tartışacak bir zemin yarattık. Bu şu anda bir dijital devrim çağı yaşıyor dünya. Biz geçmişimizde ne yazık ki bundan 170-180 yıl kadar önce sanayi devrimini kaçırdık, onu ıskaladık. Şimdi dünya biz farkında değiliz ama müthiş bir dijital devrim çağını yaşıyor. Bize oranla ekonomileri çok da gelişmiş olmayan ülkeler bile bu dijital devrim çağından yararlanmaya ve bundan da sonuçlar üretmeye çabalıyorlar. Umarım İzmir Türkiye'de birçok yeni düşüncenin de öncüsü olmuş bir kenttir. İSFAŞ aracılığıyla dijital çağın turizme uyarlanması konusunda da yine öncülük eder ve geçmişin dijital ortamda geleceğe taşınmasına ilişkin bir takım yeni düşünceler ortaya çıkartır ve onları savunuruz. Ben fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bu başarılı yönetimimiz nedeniyle. Sevgili Gül Hocam'a da, sevgili Göknur'a da başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz biz de. Ben tüm konuklarıma katkıları için çok teşekkür ediyorum. Benim için de inanılmaz keyifli bir sohbetti. Dinleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği olarak her ay online olarak bir takım sohbetler gerçekleştiriyoruz. Sizleri de bu sohbetlerde daha geniş kapsamlı olarak her biri alanınızda ağırlamak isteriz. Farkındalık çok önemli. Bu da bizi dinleyen aslında herkesin kendisine belki aynanın karşısına geçip ben ne kadar sürdürülebilirim, ne kadar bunun için neler yapıyorum sorusunu sormasıyla başlayabilir bugünden itibaren. İlgisini çeken kişilerin ustut.tr adreslerinden, sosyal medya hesaplarımızdan bu söyleşilerin devamlarını takip edebiliyor olduklarının da bilgisini paylaşmak arzusundayım. Bundan sonraki oturumumuz 13-15'te İzmir Köy KOP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neptün Soyer, Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Semra Günay ve TEP Yönetim Kurulu Üyesi Melek Yatırımcı Sayın Varol Civil ile Serdar Çelenk moderatörlüğünde sürdürülebilir turizmde etiketlendirme konuşuluyor olacak. Hacı Bektaş Veli'yi anarak kapatmak istiyorum ben de. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bence başaracak çok şeyimiz var. Bizi güzel günler bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyenlere, sizlere ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir fuara ev sahipliği yaptığı için ve bizleri ağırladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu bile bir başlangıç diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler.